Pililuma bütün bölgenin hakimiydi. Krallık en parlak dönemini yaşıyordu. Hitit toprakları kuzeyde Karadeniz'den, doğuda Fırat'a, güneyde Lübnan dağlarına kadar uzanıyordu. Şu Pililuma'nın krallığı artık bir imparatorluktu. Fakat şu Pililuma, düşmanlarının neden olduğu acı günleri hala unutmamıştı. İntikamını tamamlaması için tek bir Mitanni kalesi kalmıştı. Karkamış şehri. Milattan önce 1327'de şu Pililuma şehri kuşattı. Şehrin teslim olmasını beklerken krala Mısır'dan bir mektup geldi. Gelen mektup çağın en ilginç hikayelerinden birinin başlangıcıydı. Zitas vamu kanakta. Kocam öldü. Ayavalus. Ve hiç oğlum yok. Fakat senin birçok oğlun olduğu söyleniyor. Oğullarından birini bana gönderirsen kocam olabilir. Hiçbir şekilde hizmetim altındakilerden birini koca olarak almam. Çok korkuyorum. Mektubu yazan Mısır kraliçesi Ankesenamun, ölmüş olan kocası ise Mısır'ın ünlü çocuk kralı Tutankamon'du. Şu Pililuma hayatının en büyük şaşkınlığını yaşamış olmalı. Mısır kendisine adeta altın bir tepside sunuluyordu. Bu rüyalarında bile göremeyeceği bir şeydi. Doğal olarak bu olay geçmişte ve günümüzde bazı Mısırlılar için gurur kırıcı olmuştur. Bir Mısır kraliçesi Hitit kralının oğullarından biriyle niçin evlenmek istemiş olabilir? Ülkesinin en büyük düşmanına nasıl yalvarabilir? Kandırıldığını düşünen kral Ankesenamon'la görüşmek üzere elçisini Mısır'a gönderdi. Bu arada Karkamış düştü ve şu Pililuma kışı geçirmek için Hattuşa'ya döndü. Bir sonraki baharda şu Pililuma'nın elçisi Ankesenamun'dan öfkeli bir mektupla geri döndü. Niçin beni kandırıyorlar diyorsun? Bir oğlum olsaydı benim ve ülkemin ayıbını bir yabancı ülkeye yazar mıydım? Başka hiçbir ülkeye yazmadım. Sadece sana yazdım. Çok sayıda oğlun olduğu söyleniyor. Öyleyse bir tanesini bana ver. Bana koca, Mısır'a da kral olsun. Teklif inanılamayacak kadar iyi görünüyordu. Bir Hitit prensi Mısır tahtına oturacak ve bu sayede Hititler dünyanın en büyük gücü olacaktı. İkna olan şu Pililuma, oğullarından birini Ankesenamun'la evlenmek üzere Mısır'a gönderdi. Pililuma, endişe içinde oğlunun sağ salim Mısır'a vardığı haberini beklemeye başladı. Ama hiçbir haber alamadı. Birkaç hafta sonra Hattuşa'ya bir haberci geldi. Prens, Mısır topraklarına girer girmez Ankesenamun'un rakipleri tarafından öldürülmüştü. Siones, qui quid ier? Valahtın Mızri.
Hititler hiç kimseye acımadı. Askerler Suriye'deki Mısır yerleşimlerini yağmalayıp yaktılar. Şüpheli Luma pek çok savaş esiri alarak Hattuşa'ya geri döndü. Fakat bu Hitit İmparatorluğu için trajik sonuçlar doğuracaktı. Esirler beraberlerinde ölümcül vebayı getirdi. Salgın hızla yayılarak birçok can aldı. Hitit İmparatorluğu'nun her köşesinde insanlar ölmeye başladı. Hattiye vebayı Mısırlı savaş esirlerinin getirdiğini biliyoruz. Bunun dışında vebanın cinsi hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Ancak çok sayıda insanın ölümüne yol açıp krallığı açlık raddesine getirdiğine, inanılmaz bir yıkım ve tahribata yol açtığına eminiz. Hititler Mısırlılarla büyük bir savaşa hazırlanırken, Hattuşa'dan gelen acı haber krallığı iyice sarstı. Milattan önce 1322'de tahta çıkışının 22. yılında Şüpheli Luma vebadan öldü. Hitit cenaze törenlerine göre kralın vücudu yakılmak üzere bir arabayla tören yerine getirildi. Böylelikle kral öteki dünyaya yolculuğunu tamamlamış olacaktı. Cenazede yas tutanlar arasında kralın Babilli eşi de vardı. Yeni kralın döneminde de o kraliçe olacaktı. Şüpheli Luma'nın halefi de tahta çıkar çıkmaz vebaya yakalanıp öldü. İmparatorluk bir yıl içinde iki hükümdar birden kaybetti. Ülkenin geleceği şimdi Şüpheli Luma'nın en küçük oğlunun ellerindeydi. İkinci Murşili, Yakın Doğu'nun en güçlü fakat aynı zamanda da en hassas imparatorluğunu devralmıştı. Sen bir çocuksun. Hiçbir şey bilmiyor ve beni hiç korkutmuyorsun. Ülken harabeye dönmüş durumda. Askerlerin ve savaş arabaların az. Senin askerlerine karşı benim daha çok askerim var. Senin savaş arabalarına karşı benim daha çok savaş arabam var. Babanın çok askeri ve çok savaş arabası vardı. Fakat sen bir çocuksun. Nasıl baban gibi olabilirsin ki? Murşil'in tahttaki konumu pek sağlam sayılmazdı. Dört yanda düşmanları saldırmak için uygun zamanı kolluyordu. Fakat Murşil'in en önemli sorunu içerideydi. Veba salgını ülkeyi mahvetmeye devam ediyordu. Ey tanrılar! Nedir bu yaptığınız? Ülkeye veba saldınız. Haddi ülkesi ölüyor. Bu nedenle kimse size ekmek pişirip içkiler sunamıyor. Tanrı'nın tarlalarını süren çiftçiler de öldü. Veba bitmedi. Ve Hatti ülkesinde insanlar ölmeye devam ediyor. Bense yüreğimin acısına ve ruhumun kederine artık dayanamıyorum. İnsanlar her ne sebepten ölüyorsa bu bulunsun. Haddinin fırtına tanrısı. Efendim, hayatımı bağışla. Önünde diz çöküp yalvarıyorum. Merhamet et. Vebayı haddiden uzaklaştır. Hiçbir şey fayda etmedi.
Çaresizlik içindeki halk, krallarının önderliğinde kehanetlere yöneldi. Devlet arşivindeki tarihi metinlere başvurdular. Kehanetlere göre Murşil'in babası Şupililuma, kendi kardeşi Tutalya'yı öldürerek ve Mısır'a saldırarak fırtına tanrısına karşı gelmişti. Bu nedenle de ülke veba ile cezalandırılıyordu. Haddinin fırtına tanrısı, efendim, siz tanrılar, efendilerim. İnsanın günahkar olduğu doğru. Babam da günah işledi ve efendim Haddinin fırtına tanrısının sözüne karşı geldi. Babam Tutalya'nın kanını akıttığı için öldü. Ama ben hiçbir şekilde günah işlemedim. Günah işleyip kötülük edenlerden teki bile bugün hayatta değil. Öyledir. Babanın günahı oğluma geçer. Bu nedenle de babamın günahı bana geçti. Tanrılarım, efendilerim, ülkem adına şimdi size veba için bir armağan sunuyorum. Telafi ediyorum. Tanrılar, efendilerim, bir kez daha bana karşı merhametli olun. İmparatorluğu 20 yıl mahvettikten sonra veba nihayet sona erdi. Murşili'nin veba duaları pek çok nedenden dolayı olağan dışı metinlerdir. Her şeyden önce Hitit edebiyatının çok ince örneklerinden biri ama onun çok ötesinde. Kral bizimle neredeyse kendi sesiyle konuşuyor. Aslında veba nedeniyle duyduğu endişe ve kederi dışarı yansıtıyor. Böylelikle onu kendi içini olanca çıplaklığıyla tanrılara ve aynı zamanda bize etkileyici bir şekilde döken, acı çeken bir insan olarak tanıyabiliyoruz. Tüm Hitit kralları savaşçı olmak zorundaydı. Murşili imparatorluk içinde veba ile uğraşırken batıdaki Arzava ülkelerine saldırdı ve kesin bir zafer elde etti. Ayrıca Asi Kaşkaları da yenerek kuzey sınırlarında güvenliği sağladı. Düşmanlarına karşı babasından daha da acımasız olabileceğini gösterdi. Özellikle kaçakları barındıranlara karşı.